en sevdiğim parfümlerden 5 tanesini sizin için seçtim. Roberto Cavalli'nin Nero Assoluto'su, Calvin Klein'in Deep Euphoria'sı, Hypnotic Poison, Avon'un Surrender, Givenchy'nin Absolute Irresistible. Arkadaşlar merhaba, Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar en sevdiğim parfümlerden 5 tanesini sizin için seçtim. Bunlar benim favori parfümlerim. Sizinle paylaşmak istedim. Gece, gündüz şeklinde kullanılabilecek, her ikisini de kaldırabilecek, yalnızca gece, yalnızca gündüz kullanabilecek parfümler de var içlerinde. Bunlar dediğim gibi benim en sevdiklerim. Kokuyu tabii ki de size hani yansıtamayacağım için cümlelerle bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım videoyu çok beğenirsiniz arkadaşlar. En favori parfümlerinden bir tanesi Roberto Cavalli'nin Nero Assoluto'su. Bu hem dekoratif anlamda yatak odanıza çok yakışacak bir parfüm, hem de gerçekten kullandıkça seveceğiniz ve çok zevk alacağınız, kullandıkça da çok zevk alacağınız bir parfüm arkadaşlar. Orkide yoğunluğunda, turunçgiller de var tabii ki de içerisinde. Yani tam baharatlı da değil, tam meyveli de değil, ikisinin arasında kalmış bir parfüm diyebilirim buna. Aynı zamanda vanilya dokusu da var içerisinde. Dolayısıyla bu benim genelde akşam dışarı çıktığımda sıktığım ama bazen de kendimi iyi hissettiğimde, özel hissettiğimde de sıktığım bir parfüm. Tabii ki de günlük olamayacak şekilde bir tık ağırlığı var açıkçası. Zaten tasarımından da anlayacağınız üzere özel günler için belki de tasarlanmıştır. O şekilde düşünülmüştür diye düşünüyorum. Sizi hissettirecek ve kalıcılığı da ortanın üzeri olacak bir parfüm arkadaşlar. Aslında bu tarz kokular hani bir iki kere sıkmanız açısından yeterlidir. Hani kendini hissettirmesi açısından, ama koridor parfümleri gibi siz geçtikçe arkanızdan bir etki yaratsın istiyorsanız da birkaç kere sıkıp istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz. Benim en sevdiğim parfümlerden bir tanesi bu arkadaşlar. En sevdiğim parfümlerden bir diğeri arkadaşlar Calvin Klein'in Deep Euphoria'sı. Deep Euphoria'sı. Bunun da tasarımı çok güzel gerçekten. Roberto Cavalli gibi klasik değil, bir tık daha hani spor. İçerisinde pembe bir sıvı var. Belki de dış katmanından dolayı, yani camından dolayı öyle yansıyordur. Çok tatlı bir pembeliği var. Bilmiyorum görüyor musunuz camının. O yüzden yine aynı şekilde yatak odanıza çok yakışan bir dekor da olabilir aynı zamanda. Bunun kokusuna gelecek olursak, bu ötekinden birazcık daha, bir tık daha ağır diyebilirim ama farklı ağırlıktalar. Yani Roberto Cavalli bir tık daha baharata yakın. Bu birazcık daha meyve yoğunluğunda olan bir parfüm. Yine ortak özellikte orkide içinde barındırıyorlar ama aynı zamanda nar, hurma ve taze yeşillikler de içerisinde var. Yani birazcık daha meyvemsi kokuyorsunuz bunu sürdüğünüzde. Ama aynı zamanda kendinizi daha fresh ve daha hani tatlı hissedebiliyorsunuz. İçinde hurma olan bir parfümden bahsediyoruz neticede. Ama hakikaten benim de kullanmaktan çok keyif aldığım, ötekisi gibi, Roberto Cavalli gibi kullanmaktan çok keyif aldığım ama aynı zamanda da bir türlü elimin gitmediği, bitmesinden korktuğum için. Çünkü çok küçük ve minnoş bir şey. Çok severek kullandığımı söyleyebilirim. Bu da ikinci favori parfümümdü. Hypnotic Poison arkadaşlar. Beni tanıyan herkes bilir ki zaten bu benim vazgeçilmez parfümlerimden bir tanesidir. Bittikçe tekrar alıyorum. Bu Hypnotic Poison'ın klasik olmayanı. Klasik olmayanlar tükendi. Artık hep klasik olanlar var. Aklınızda bulunsun. Bunlar artık satışta değil. Çok kadınsı ve çekici bir parfüm. Oldukça baharatlı olduğunu söyleyebilirim. Aslında ben beyaz tenli olan birisi olarak kullanıyorum bunu ama normalde bu aslında esmer tenleri için üretilmiş bir parfüm. Onlara daha hani uygun olduğu düşünülüyor ama ben vazgeçemiyorum ve bende de çok iyi durduğunu düşünüyorum. Ama daha öncesinden de zaten çantamda ne var videosunda bahsetmiştim. Bunu kesinlikle yaz aylarında kullanmayın. Özellikle ilk defa kullanacaksınız, ilk defa şans vereceksiniz. Yaz aylarında kullanırsanız gerçekten bir kenara atarsınız ve bir daha yüzüne bakmazsınız. Zaten daha önceden de söylediğim gibi size, bunun hem çok seveni vardır hem de nefret edeni vardır. vardır nedense. Çok kendi hissettiren bir parfüm olduğu için insanlar ya beğenirler, ya çok beğenirler, kullanırlar ya da hiç beğenmezler gerçekten. Dolayısıyla riskli de olduğu söylenebilir ama gerçekten ben hiç vazgeçemiyorum. Oldukça baharatlı, dediğim gibi kadınsı ve çekici. Hatta bir ara söylentiler vardı İran'da yasaklanmış falan diye. Hani insanların, özellikle kadınların çok daha fazla çekici kokmamaları gerektiği düşünülen yerlerde yasaklanmış olduğu da dedikodular arasında arkadaşlar. Evet, aroması ne diye soracak olursanız, hani hiç koklamadığınızı farz edersek ve size bir şekilde duyduğum kokuyu anlatmam gerekirse çikolata ve tütsü kokusunu hayal edin arkadaşlar. Çikolata ne kadar yoğunsa, ortamda bir tütsü yakıldığında ne kadar yoğunluk hissediyorsanız koku olarak, bunu duyduğunuzda da o yoğunluğu hissediyorsunuz. 1998 yılı yapımı bir parfüm ve hala da çok beğeneni ve hiç beğenmeyeni olacak şekilde insanları ikiye ayırmış. Oldukça önemli, benim açımdan da önemli ve benim hayatımda hiçbir zaman gitmeyecek bir parfüm. Bitirmiş olduğum bir parfüme geçiyorum arkadaşlar. Avon'un Surrender adında bir parfümü bu. Bitirdim. Çok severek kullandım gerçekten bunu. Dibinde birazcık kaldı. Atmaya kıyamadım. Ama öğrendim ki maalesef artık satışta değilmiş. Dibinde bitirdikten sonra artık atacağım ve vedalaşmam gerekecek. Bunu günlük olarak kullanıyordum ben. Günlükte benim için çok iyiydi ve beni tatmin ediyordu açıkçası. Biraz benim sevdiğim tarza yakın, yani baharat kokularına yakın bir parfüm. Anlatmam gerekirse odunsu bir kokusu var. Derinden gelen bir kokusu var. Ama aynı zamanda günlük de kullanabileceğiniz gibi hafif bir odunsuluk bu. Hani diğer parfümlerde olduğu gibi çok ağır değil. Dolayısıyla çok rahatlıkla kullanmıştım. Gündüzleri bunları sıkıyordum. Zaten hani akşama kadar geçiyordu. Akşam da gerekirse başka parfümüme geçiyordum. Gerekmezse evdeysem de zaten bir şeye sıkmadan günümü geçirmiş oluyordum arkadaşlar. Ama dediğim gibi artık satışta olmadığı için bunu size öneremiyorum. Ama çok sevdiğim bir parfüm olarak da adını anmadan da geçmek istemedim. Benim en sevdiğim parfümlerden bir diğeri Givenchy'nin Absolute Irresistible parfümü. Bunu nerede görürseniz görün zaten Aşk-ı Memnu gelecek aklınıza, biliyorum çünkü. Ben de ilk orada görmüştüm ve kokusunu çok merak etmiştim. Burada Tunalı'da Tekin Acar vardı o zamanlar, henüz kapanmamıştı. Orada görmüştüm ilk bunu ve Aşk-ı Memnu'da olan parfüm olduğunu hatırlayıp hemen şans vermek istedim. Hatırlarsınız orada çok güzel bir sahnede bu vardı. Behlül Bihter'e hediye olarak almıştı ve Bihter yatak odasında yakın çekim yapmışlardı ve ters ışıkta Bihter'in yüzü geceliğinden arta kalan hani dekoltesi çok güzel gözüküyordu ve bunu kendi boynuna sıktığı o parfüm tanecikleri o kamerada inanılmaz güzel yansımıştı. Bir dönem herkes etkisinde kalmıştı gerçekten o görüntünün. Hypnotic Poison'dan esinlenilerek zaten hani aynı tadı ve dokuyu vermek için yapıldığı da söyleniyor açıkçası ama o yoğunlukta değil, onu söyleyebilirim size. Yine de derinden gelen, gerçekten aşkı anımsatan bir kokusu var bunun. Evet, bunu da bir dönem gündüz parfümüm olarak kullandım. Bu da bitti. Belki yenisini alırım, belki başka bir parfüme şans veririm, bilmiyorum. Çünkü gündüz şu anda sıkabileceğim bir parfüme ihtiyacım var. Bunlar birazcık hani geceye kaçıyor çünkü. Belki Roberto Cavalli bir tık gündüze hitap ediyor olabilir. Daha hani şekerli istiyorsam da DB kullanabilirim yine. Zaten Hypnotic Poison ağır olduğu için onları sadece akşamları ve kış aylarında kullanabiliyorum dediğim gibi. Kırmızı meyve, kırmızı biber ve kiraz kokularını hayal edin. Bunların karışımını hayal edin. Öyle yoğun bir kokusu var. Aslında kesinlikle meyveli, kesinlikle baharatlı değil ama çoğunlukla kırmızı meyvelerin dokusu olduğu için de yoğunluk da hissediyorsunuz aynı zamanda ama gerçekten aşkı hanımsatıyor. Aşk-ı Memnu için güzel bir tercih olmuş açıkçası hani bu parfümü kullanmaları. Sanırım videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bunlar benim en sevdiğim, yıllardır kullandıklarım var, bir süredir kullandığım var, eskiden beri kullandıklarım var. En sevdiğim favori parfümlerimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.